sizlerle Eminönü bölgesinde bulunan güzel hamları paylaşmak istiyorum arkadaşlar. O kadar çok ham var ki. Tabii hepsine girmek, hepsini tek tek gezmek mümkün değil. Çok fazla ham var çünkü bu bölgede arkadaşlar. Kanalıma şimdiden hoş geldiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Eminönü bölgesindeki hanları gezmeye başlamadan önce Eminönü bölgesinde bulunan çok güzel bir kahvaltılık mekanı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Eminönü'den Süleymaniye'ye doğru çıkarken çok fazla kahvaltılık yeme içme mekanları var arkadaşlar. Onlardan birini sizlerle paylaşmış oldum sadece. Birçoğu da burada da görmüş olduğunuz gibi harika İstanbul manzaraları görüyor. Eminönü bölgesinde bulunan hanları gezmek için Eminönü'nden Süleymaniye Camii'ne doğru yürüyüş yaptık arkadaşlar. O bölgeyi de, o güzel yerleri de sizlerle paylaşmış oldum. Kedicik. Önce biz Süleymaniye Camii'ne, ben hatta bu üçüncü gelişim oluyor. Bir de akşamüstü gelmiştim bir kere. Önceki gelişimizde de zaten videosunu çekmiştim, yayınlamıştım. Merak edenler ona da göz atabilir. Buradan Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesine geçiliyor. Manzarası buranın zaten süper. Camiye hayran olmamak mümkün değil. Burası da artık böyle yürüdükçe bizi Beyazıt Meydanı'na götürüyor. Çok eski bir kitapçıya benziyor. Kitapçı Ahmet. İşte üniversite sokakları olunca birçok kırtasiye, kitapçı ve üniversite binaları var tabii. Burası Mimarlık Fakültesi. İstanbul Eczacılık Fakültesi. Bakalım meydan nasıl olmuş? En son geldiğimizde hummalı bir çalışma vardı, tadilat vardı. Caminin çevresi de güzel olmuş. Böyle burada sıra sıra dükkanlar var. Uzayıp gidiyor. Zaten Beyazıt Kulesi'nin de ucu buradan biraz da olsa görünüyor.
Böyle çok eski tarihi bir dönerci var. Burada millet sıraya girmiş, görüyorsunuz uzunca bir sıra var. Tarihi eski dönerci. Şimdi bakalım, böyle hanların bulunduğu sokaklara girmeye başladık. Bak mesela bu da bir han. Caferiye Hanı. Tekstil ürünleri falan var. Caferiye Hanı'nda gezdik. Yıldızlı Han'a geldik. Buradan alacağım nihayetinde. Oo, burası bayağı bir... Bayağı eski. Pek bir şey yok. Neredeyse yıkılacak. Şimdi geldiğimiz yolu tekrar dönüyoruz aslında. Büyük Valide Han'a da geldik. Buranın en görkemli hanı diyebiliriz. Eski merdivenleri, eski yapıyı şimdi yukarı çıkıyoruz ama ne var acaba yukarıda? Evet.
Bak burada da ham var. Küçük yeni ham. Eminönü bölgesinde bulunan birkaç anı gezdikten sonra ufak bir mola vermek için arkadaşlar Beyazıt Meydanı'ndan Sultanahmet'e doğru yürüdük, kahve içtik. Ardından Şerefiye Sarnıcı'nı da ziyaret ettik. Bir önceki videolarımda paylaşmış oldum. Merak edenler o videoma mutlaka göz atsınlar. Ayrıca Sultanahmet'te gezilecek yerleri de merak ediyorsanız daha önce paylaştım arkadaşlar. O videoma da mutlaka göz atın. Sultanahmet bölgesinde gerçekten çok fazla görülmeye değer güzel tarihi yerler, tarihi yapılar var. Şimdi geçeceğimiz yerde Yerebatan Sarnıcı da bulunuyor arkadaşlar. Bu videoyu da sizlerle paylaşmış oldum. O videoma da göz atın derim. Burada da böyle bayağı bir kazı çalışmaları var. Bir şeyler çıkartıyorlar. İşte tam bu alanda Şerefiye Sarnıcı bulunuyor arkadaşlar. Burayı da mutlaka ziyaret etmenizi, o güzel ışıklı gösteriye şahit olmanızı da sizlere tavsiye ediyorum. Dediğim gibi çok yakın zamanda videosunu paylaştım. Göz atın derim. Şimdi ise Kapalı Çarşı'nın içine giriyoruz arkadaşlar. Kapalı Çarşı'nın içinde de çok güzel görülmeye değer hanlar var. Süper. Bak zincirli han diye gösteriyor bize ya. Çok şirin güzel böyle dükkanlar var. Yani bu bölgede en çok beğendiğim han bu oldu gerçekten. Eminönü bölgesinde bulunan hanları gezdiğimiz ikinci güne geliyoruz şimdi arkadaşlar. Bir günde maalesef tamamlayamadık. Şimdi ikinci günü paylaşıyorum sizlerle. Şimdi yenilenen Beyazıt Meydanı'na doğru yürüyoruz arkadaşlar. Uzun süredir böyle çalışmalar vardı Beyazıt Meydanı'nda. Sonunda tamamlandı. Daha şöyle 2 hafta önce de ben buraya gelmiştim. Zaten 2 bölüm halinde çektim bu videoları. İstanbul Üniversitesi'nin güzel binaları, yapıları. Hemen Beyazıt Camii'nin karşısında. Evet, yenilenen Beyazıt Meydanı. Taşlar neden böyle kondu?
Burada da güzel böyle bir Beyazıt, ne diyor, böyle eser kütüphanesi, yazma eser kütüphanesi. Sahaflar Çarşısı'nda gezdikten sonra tekrardan Kapalı Çarşı'ya geçiyoruz. Gülhan'a da böyle çok güzel bir çilekli limonata geldi. Sarrafanın içinde böyle. Kahvelerimizi içip limonatamızı içtikten sonra da devam edeceğiz. Şimdi tekrar Kapalı Çarşı'nın içine giriyoruz. Kalabalığa bakın. Buradan acaba içeri girmeyi başarabilecek miyiz? Tarihi Kürkçahan. Evet, tarihi Kürkçahan'ın içindeyiz. Patlattı burayı. Onun için yani böyle dersin. Kasanın içinde değil mi? Toprak doldurmuşsunuz. Evet. Yani 35-40 yaşında yani, öyle söyleyeyim. O bayağı yaşlı, evet. Maşallah, ellerinize sağlık. Burası da şu an tamamen annemin dünyası bu ara. Böyle iplerle çantalar örüyor. Tek tek bütün hanları da gezeceğim derseniz, böyle çay da içeyim, biraz da böyle dinlenmeli yerlerde de oturayım, biraz keyif de alayım derseniz arkadaşlar, böyle bir günde bu bölgeyi gezmeniz aslında çok zor. O yüzden biz de iki güne böldük. Birinci günde de böyle hanların bir kısmını bitirmiş olduk. Böyle Kapalı Çarşı'yı kısmen gezdik. Ama bugün de böyle Beyazıt'tan başlamak üzere aşağıya doğru yürüyerek böyle tek tek güzel gördüğümüz noktaları sizler için paylaşmaya çalıştım. Böyle güzel hanlara girmeye çalıştık. Şimdi böyle Kürkçü Han'ın alt katı. Evet, değişik. Girişini göstereyim. Sana güzel tablolar. Oo, şeyden. Dedem var mıdır orada mı? Dede balık tutmayı çok sevdiği için. Ama bak, bu Galata manzarası da çok güzel. Çok gerçekçi.
iyi iş olursa işin rengi de farklı yani, farklı. Çok güzel bir fikir değil mi? Böyle Kabe'nin etrafında tavaf ediliyormuş gibi duruyor. Bu semazenler de çok güzel. Semazenler çok güzel olmuş. Ama şu da çok güzel olmuş. Kabe kapısı. Hı hı. Çok güzel olmuş. Müthiş. İşte görüyorsunuz arkadaşlar, böyle Sağırhan acayip böyle sanat düşkünü insanlara göre bir yer. Harika bir yer. Yani Eminönü'nde böyle çok güzel sanatsal hanlardan tutun arkadaşlar, çok eski. Ve ayrıca tabii böyle bakımsız olanlar da çok var ama genel olarak hepsi çok güzel gördüğünüz gibi. Şöyle kubbesine doğru da göstereyim arkadaşlar. Harika, olağanüstü bir yer. Şimdi arkadaşlar Süleymaniye Camii'nin avlusunda oturuyoruz. Böyle Eminönü'nde birçok hanlara girmiş olduk. Ay, çantamda düşüyordu. Şimdi Eminönü'nde birçok hanlara girmiş olduk arkadaşlar. Böyle iki bölüm şeklinde, iki videoyu, hani iki ayrı günde çekmiş oldum. Daha doğrusu Eminönü bölgesinde bulunan hanları. Hepsi birbirinden güzel. Süleymaniye Camii'ni de daha detaylı bir şekilde izlemek istiyorsanız, merak ediyorsanız arkadaşlar, daha önce videosunu paylaşmıştım. Ona da göz atmanızı tavsiye ediyorum. Gülhan'ın şimdi herhalde bir 20. denemesi. Hadi bakalım. Bu sefer başaracak mıyız? Başaracak iyi. Bunu biz çözemedik galiba ya. Neyse, tekrar yap. Tamam, hadi bakalım. Saplara doğru oldu. Ucu değil. 563. Yok artık. Yani bilmiyorum ama çok denedim. Bu sefer oldu sanki. Evet Gülhan. Evet, başardın bu sefer. Eldeki deneme biraz daha başarılı. Sanırım oldu. Hatta yürütüyoruz çok. İyice ustalaştın. Demek ki böyle birkaç 999. denemeden sonra başaracağına inanıyorum. Şimdi de bu kadar gezdikten sonra bir kafeye geldik. Bu Süleymaniye Camii'nin hemen alt tarafında arkadaşlar o kadar güzel kafeler var ki, hepsi birbirinden güzel manzaraları görüyor.
herhangi birine girmiş olduk size. Bakalım bir şeyler atıştıracağız. Sabah kahvaltıyı da çok yoğun yapamadık. Vakit ayırmadık açıkçası. Hemen sabah erkenden çıktık. Yemekten sonra da bundan sonra da kardeşimle bir çok yakın arkadaşımızla buluşacağız. Biz Haliç manzarasını çok güzel gören yeni bir sosyal tesis, çok güzel bir yer açıldı. Orayı da bir keşfetmiş olacağım. Orayı da sizlerle mutlaka paylaşacağım. Videomu sonlandırmadan önce sizlerle de son olarak Eyüp Sultan'da yeni açılan seyir terasını paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Haritada manzaram Eyüp Sultan diye geçiyor. Böyle manzaraya karşı güzel bir teras. Güzel bir, ufak bir çocuk oyun parkı var. Evet, böyle çok harika, güzel bir manzarası var. Eyüp Camisi'ni de görüyor.